Cumhur İttifakı'nda çatlak, AK Parti'ye o isteyemem, dedi, partisinden istifa etti. Büyük Birlik Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Fatma Yümlü sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. Fatma Yümlü istifa gerekçesi olarak ise, AK Parti'ye o istemeyeceğim ve vermeyeceğim için Büyük Birlik Partisi'nin ittifakın içinde olması istifa etmem gerektiğini göstermiştir, dedi. Fatma Yümlü'nün mesajının tamamı şu şekilde. 2013 yılında üyesi ve 2019 yılında da Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olduğum zaman zaman görev aldığım Büyük Birlik Partisi'nden istifa ediyorum. Gelinen noktada illa ittifakta olmalıyız denilmesi üzerine genel başkan yardımcılarıyla görüşerek ittifaklarda olmayalım Büyük Birlik Partisi olarak tek başımıza seçime girelim. Gerekirse yüzde bir oy alalım ama kendimiz olalım dedim. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yolundan doğruları savunarak dik duralım istedim ne yazık ki siyasette el pençe duranlara rağbet gerçeği söyleyenler dikkate alınmıyor. Benim koltuk sevdam, çocuğumu işe sokarım düşüncem hiç olmadı çok şükür ihtiyacım da yok. Hedefim adalet, vatan, bayrak, millet diyerek doğruları söylemeye gayret gösterdim. Genel başkanımı severim, sayarım. Bu şartlarda AK Parti'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için Büyük Birlik Partisi'nin ittifakın içinde olması istifa etmem gerektiğini göstermiştir haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek her daim doğruları savundum savunmaya devam edeceğim. Genel başkanımı ve yöneticileri sever sayarım lakin onlara olan sevgim yönetimin doğru yapıldığı anlamını taşımıyor. Siyasetin bana göre olmadığını gördüm. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Partinin sayesinde çok insanlar tanıdım devam edenlere başarılar diliyorum. Çay içerek yemeklerini yediğim kişiler vardır beni tanıyan herkese selamlarımı iletiyor hakkınızı helal etmenizi istirham ediyor. Benim de sizlerde ve partide hakkım varsa helal olsun diyorum. Sağlıcakla kalın güzel günlerde görüşmek dileğimle hepinize saygılarımı sunuyorum. Yukarıda belirttiğim konular üzerine 7 Ekim 2022 tarihi itibariyle Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. AK Partili İsme Esrar Operasyonu Aksaray Eskil ilçesinde Kaputaş Yaylası'nda jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 kişiye ait olduğu belirlenen, aralarında AK Parti Eskil Belediye Meclis Üyesi Abdullah Gözen'e ait olan arazinin de bulunduğu Mısır koçanları arasına gizlenmiş 483 kök kenevir bitkisinin, tarla sahiplerinin evinde yapılan aramada ise 10 kilo 300 gram kubar esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalarda Eskil ilçesinde Kaputaş Yaylası'nda bulunan mısır tarlalarında kenevir bitkisi yetiştirilerek kubar esrar üretimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. 3 kişiye ait olduğu belirlenen aralarında AK Parti Eskil Belediye Meclis Üyesi Abdullah Gözene ait olan arazinin de bulunduğu Mısır Koçanları arasına gizlenmiş 483 kök kenevir bitkisi tarla sahiplerinin evinde yapılan aramada ise 10 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri tarafından yapılan çalışmada arazilerde ekim yapan Abdullah Gözen, Dursun ve Tahir isimli şahıslar takibe alındı. Komandolarla birlikte mısır tarlalarında yapılan operasyonda mısır koçanları arasına gizlenerek yetiştirilmiş 483 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Takibe alınan 3 şahsın evine de operasyon yapan jandarma, 10 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Operasyonda aralarında bulunan AK Parti Eskil Belediye Meclis üyesi Abdullah Gözen ve 2 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda ayrıca bir adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 11 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Bir gün göz altında kalan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. İhalede ortaya çıkan acı tablo, sarayın şoförüne günde 12 Türk lirası 90 kuruş yemek ücreti. Sayıştay raporlarına göre günlük harcaması 10 milyon TL'ye dayanan sarayın taşeron şoförlere yemek ücreti olarak 12 Türk lirası 90 kuruş ödeme yaptığı ortaya çıktı. 20 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan hizmet aracı kiralama ihalesi 6 Ekim'de sonuçlandı. Toplam 24 adet araç kiralanması ve 25 şoför alınması için çıkılan ihalenin kamuya toplam maliyeti ise 28.130.478 Türk Lirası oldu. Araçlar 1 Ekim 2022'den 6 Eylül 2025'e kadar kullanılacak. Cumhurbaşkanlığı'nın 25 araç ve 24 şoför alımı ihalesinde yüklenici şirketin şoförlere yapacağı ödeme şartnamede yer aldı. Çalışanlara bülüt asgari ücretin %39 üstü ödeme yapılacak. Temmuz ayında artırılan asgari ücretin bülütü yıl sonuna kadar 6.471 Türk Lirası olarak uygulanıyor. Böylece çalışanlar 8.994 Türk Lirası kuruş aylık alacak. İhale şartnamesinde yüklenici şirketin çalışanlara vereceği yol ve yemek ücreti de belirtildi. Şoförler günlük 12 Türk Lirası, 90 kuruş bürüt yemek ve aynı oranda yol ücreti alacak. Bu ücretler 26 gün üzerinden hesaplanacak. Her şoföre aylık yol ve yemek dahil 670 Türk Lirası ek ödeme yapılacak. Tanıdık Şirket Kaya Turizm Şirketi 15 adet araç için ihalede 16.488.527 Türk Lirası teklif verdi. 15 araç için verilen bu teklifin kamuya maliyeti Kamu ihale Kurumunca 21.431.946 Türk Lirası olarak hesaplandı. İhaleyi alan şirket daha önce de Diyanet'in personel taşıma işini yapıyordu. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.